Türk savunma sanayisinin de gündeminde olan insansız araçların savaş alanındaki kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye'de Aselsan, Electroland, Havelsan, Best Group Savunma, Katmerciler, FNSS, Otokar gibi firmalar farklı boyutlarda insansız kara araçları geliştiriyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, insansız araçların savaş alanında kullanımı konusunda zirve noktası oldu. Ukrayna, kayıplarını azaltmak amacıyla savaşta robot kullanımını yaygınlaştırıyor. Ukraynalı askerlerin birinci elden deneyimlerinden yola çıkılarak bu araçlara yenileri ekleniyor. Ukrainian Armor şirketi, Polonya'daki MSPO fuarında bu doğrultuda geliştirilen yerli modüler savaş robotu Protector'u tanıttı. Protector, modern savaş alanlarında kullanıcısına büyük avantajlar sunan, yüksek hareket kabiliyeti ve çok yönlü görev yetenekleriyle dikkat çeken bir platform olarak geliştirildi. Protector, modüler ve uzaktan kumandalı bir insansız kara aracı olarak tasarlandı. Gelişmiş elektrikli motor sistemiyle donatılan araç, sessiz çalışma özelliği sayesinde düşman kuvvetleri tarafından tespit edilmeden operasyonlarını sürdürebiliyor. Hafif zırhlı gövde yapısı hem ağırlık optimizasyonu hem de mayın ve patlayıcılara karşı dayanıklılık sağlıyor. Araç çeşitli silah sistemleri ve lojistik ekipman taşımak için kullanılabiliyor. Ayrıca 12 saatlik operasyon süresi sağlayan batarya sistemi, Protector'un uzun menzilli görevlerde etkin bir şekilde kullanılmasını mümkün kılıyor. Protector, zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebilmesi için 4x4 tekerlekli bir tahrik sistemine sahip ve maksimum saatte 45 km hıza ulaşabiliyor. Protector'un en dikkat çeken üstünlüklerinden biri, çok yönlü görev yetenekleri ve modüler yapısı. Farklı görev modülleriyle uyarlanabilen bu araç, hem saldırı hem de savunma operasyonlarında kullanılabiliyor. Üzerine eklenebilen uzaktan kumandalı silah sistemleri, aracı bir mobil ateş destek platformu haline getiriyor. Yapay zeka destekli sensörler ve gelişmiş hedef tespit sistemleriyle donatılan Protector, hedefleri hızlı bir şekilde tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Bir diğer yenilikçi özellik ise otonom navigasyon sistemi. Bu sistem sayesinde Protector, belirlenen bir güzergah üzerinde kendi başına hareket edebiliyor. Engelleri algılayarak onları aşabiliyor ve görevini başarılı bir şekilde tamamlayabiliyor. Özellikle yüksek riskli bölgelerde, askerlerin can güvenliğini riske atmadan operasyon yapılmasına olanak tanıyan bu özellik, Protector'u diğer insansız kara araçlarından ayırıyor. Protector, kullanıcısına birçok önemli avantaj sunuyor. İlk olarak, askerlerin can güvenliğini sağlayarak riskli bölgelerde insan gücü ihtiyacını en aza indiriyor. Yüksek tehdit seviyesindeki bölgelerde keşif ve gözetleme operasyonlarını başarıyla gerçekleştiren araç, düşük radar izi sayesinde düşman tarafından fark edilmeden ilerleyebiliyor. Protector'un kullanım konsepti, modern savaş koşullarına yönelik geniş bir yelpazede görevler üstlenmesini sağlıyor. Araç, keşif ve gözetleme, lojistik destek, yaralı tahliyesi, saldırı ve savunma operasyonları gibi çok yönlü görevlerde etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Bu çok yönlülük, Protector'un farklı askeri senaryolarda adapte edilebilir bir araç olmasını mümkün kılıyor. Örneğin, Protector'un otonom navigasyon sistemi, mayın döşeli alanlarda veya düşman ateşi altında bulunan bölgelerde askerlerin hayatını riske atmadan keşif ve gözetleme yapmasına olanak tanıyor. Ayrıca, üzerine entegre edilen silah sistemleri sayesinde düşman hatlarına saldırı gerçekleştirerek askerlerin güvenliğini öncelik haline getiriyor. Sınır güvenliği operasyonlarında Protector'un termal ve gece görüş kameraları sayesinde gece gündüz fark etmeksizin izinsiz geçişleri tespit edebilme yeteneği bulunuyor. Bu özellikle savaşın getirdiği belirsizlikler altında kritik öneme sahip.